Kanat yine okula gelmemiş. Bunu suçlusu... Peki. Hayır biziz. Fazla hafife aldık onları. Şu bakkal mıydı, Halil miydi neyse. Asıl o bizi hafife aldı prenses. Adam yememiş içmemiş arabayı takip etmiş ya. Neyse bak. Şahane bir fırsat yürüyor. Baroş kahramanımızın kardeşi Bekir. Ben sana her şeyi düzelteceğime söz vermiştim değil mi? Eğlence başlasın o zaman. Hazır mısın? Of course darling. Süper. Niye öyle bakıyorsun ya? Yesene. Bilmem. Sence? Bir şey diyeyim mi? Çok iyi geldi. Bencillik yani. Birkaç saat de olsa. Birkaç saat az. Bir gün diyelim. Telefonum çalıyor. Kim arıyor? Annem. Açsana. Ya bugün benciliz. Tamam öyle söyledik ama kadın hastanede demiş. Önemli bir şey olmuş olabilir. Sen telefonunu aç sonra devam edelim. Şimdi seninki çalıyor. Tamam. Ben telefona bakıyorum. Sen de anneni arıyorsun. Ondan sonra devam ediyoruz. Efendim Bekir. Alo Ekim. Ekim acilen bana yardım etmen gerekiyor. Sesin az geliyor Bekir. Anlamıyorum hiçbir şeyi. Kızım ne demek sesin az geliyor Ekim? Öldürecekler beni. Öldürecekler Ekim. Yardım et. Neredesin? Neredeyim ben? Ne bileyim Ekim ben neredeyim? Konteyner gibi bir şeyin içine koydular. Çöp var yanımda bir yere götürüyorlar Ekim. Bekir ne diyorsun? Dur Ekim dur. Durdular. Durdular bir şey oluyor bekle. Nerede durdular? Tek hali lafa bak Ekim ben nereden bileyim aşkım benim nerede durdular bilmiyorum. Tamam konum at sen bana hemen geliyorum. Çabuk. Kanat benim hemen gitmem gerekti. Çok önemli bir şey oldu ama her şey için çok teşekkür ederim. Şey mi oldu? Ne oldu? Müjde kaldı müjde. Kanat babanla eve dönüyoruz. Ya Bekir neresi burası anlamıyorum konumu anlayamadım neredesin sen? Ekim bak şimdi de kaldırıyorlar beni. Tamam bırakacaklar herhalde. Sen direkt konuma doğru gel olur mu yaklaş bilmiyorum kimdir nedir ne değildir. Alo. Hadi o ses ne? O ses ne? Ne oluyor? Ekim bilmiyorum. Ekim kızım çok korkuyorum. Attılar beni bir yerden aşağı herhalde. Ekim pek gelme. Polis, ambulans, jandarma kimi buluyorsan Allah aşkına onlarla birlikte gel. Bekle. Dur. Birileri geliyor. Ekim açıyorlar galiba bırakacak. Ekim. Bir şekilde konumu bulup buraya gelmen lazım. Bir haber ver abime birine. Peki. Açıyorum. Ekim. Heh. Bir dakika. Çıktım Ekim şimdi. Oğlum adamlar çekici getirmişler ya. bak şu haline bak görüyor musun? Ben gerçekten inanamıyorum ya. Nasıl aklına geldi bu? Bir anda oldu biliyor musun? Bakayım şöyle. Bak.
hatta bir daha iyisi değil. Oh be! Sonunda keyfim yerine geldi. Aa, bu da ödülüm. Ozan! Çıkalım mı? Hadi geç kalacağız konsere. Nazcığım, hani bizim bir okulda konuşmama kuralımız vardı, hatırlıyor musun? Ne oldu ona? Neyse, bak. Ozan, kızın kalbini kırma gidin hadi. Gitme kal demek bu kadar zor mu Melisa? Ben sanmıştım ki... Ne sandın ki? Naz! Bekle. Geliyorum. Melisa. Ne oluyor? Konu neydi tatlım? Ne demek konu neydi? Biliyorsun. Gerçekten mi? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Tekrar baştan alayım o zaman. Tam olarak konu neydi tatlım? Kaçıyorsun benden. Kaza yüzünden değil mi? Senin de almışlar ifadeni. Ne demek ya? Ne demek Ben o kaza yüzünden bu haldeyim, sen de bu kazada şüphelisin, kendine gel. Tamam be, anladık. Ne ağladın? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Sen kimsin de benden hesap soruyorsun be? Kendine gel. Sana bir fırsat verdim, arkadaşım yaptım. Daha ne? Senin de Ekim'den bir farkın yokmuş, aynı çiğlik. Bana bak, bundan sonra arkadaş falan değiliz. Kendini taşıtacak başka birini bul. Sen ya? Görmedim, ne oldu? Kapıyı ezdin. Ne? Ne yaptım? Olamaz. Biraz önüne baksana. Görmedim Ayşe. Devire götürüyorum. Ya nereye verin, saçmalama, ver veterinere götüreyim. Ayşe! Ayşe versene! Ayşe versene! Salak kız. Ne işimiz var bizim devirde Ayşe? 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 Hello Melisa! Bekle, bekle, bekle. Dur, sakin ol. Ya bırak şunu, ne yapıyorsun lan? Ya bıraksana beni, ne yapıyorsun? Ya bırak, bırak beni! Ne oluyor? Ya bırak, ne oluyor? Ne oluyor, bırakın beni! Bırakın! Niye gözümü bağlıyorsunuz? Bıraksanıza beni! Varoşlar, pis varoşlar! Bırakın beni diyorum, bırak. Ya Ayşe! Bak seni öldürürüm. Sus! Ayşe bırak beni. Sus hadi. Ne yapıyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz? Bırak beni! Bak Melisa, bak seni öldürürüm. Gel buraya, bak, gel. Bak seni mahvederim. Bak seni mahvederim diyorum. Bırakın diyorum beni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bıraksana! Bırak diyorum sana, bırak. Sus bakayım. Ya bekel! Bak beni sinirlendirme, bırak, bırak beni, aç beni. Boş ver, gitsin onu buluruz biz sonra. Hadi. Ne oldu Melisa? Niye sinirlendin? Sen alışık olman lazım böyle zorbalıklara. Ayşe bittin sen. Ayşe bittin sen. Var ya Bekir, sen de bittin. İkinizi de mahvedeceğim. Bırakın diyorum. Niye beni bağlıyorsunuz be? Kimse yok mu? Melisa. Korkma. Kim? Bak ama ben sana çok vicdanlı davrandım. Yani sizin yaptığınız gibi yapmadım. Kıyafetlerin üzerine bıraktım, sana yeni bir şey giydirdim.
Ama ben sana bugün empati kurmayı öğreteceğim. Ben sana öğreteceğim empati kurmayı. Neredesin bilmiyorum ama hadi ben sana Melisa, öğreteceğim. Bak dur. Ders başlıyor. Hadi derse. Seni mahvedeceğim Ekim. Pişman olacaksın yaptıklarından Ekim. Sazgın olmasam mı artık? Çünkü sana dersini vermeden seni bırakmayacağım. Çöz beni, çöz! Ne oluyor lan? Bırak beni! Ekim bu sefer büyük oynamış. Arkadaşlar, 2 saniyenizi şöyle şuraya ayırır mısınız? Sakın Ece, sakın. Hepiniz Melisa'nın neden bu halde olduğunu merak ediyorsunuz tabii. Bazılarınız da şok içindedir. Bu bir manifestodur arkadaşlar. Çöz dedim sana, çöz! Ekim, çöz beni! 2 kahkaha uğruna insanlara zorbalık yapıp marifetmiş gibi edinilen popülerliğe karşı bir duruştur. Melisa'nın bu halde olmasının tek nedeni kendisidir. Çöz diyorum lan şunu, çöz! Çöz beni! Amacımız asla onu küçük düşürmek değildir. Ama onun küçük düşürdüğü insanları anlamasını sağlamaktır. Ekim! Ya siz ne duruyorsunuz? Hadi gelin yardım edelim. Ece otur şuraya. Naz bıraksana, ne yapıyorsun? Ece. Otursana şuraya. Otur şuraya. Sence de Melisa bir ders hak etmedi mi? Hı? Ya bir düşünün. Sadece onları değil, bize de aynı şeyi yaptı. Canı nasıl isterse o şekilde davranmadı mı? Bir gün sana da düşman olursa emin ol daha kötüsünü yapar. Bırak dersini alsın. Melisa'cığım, söylemek istediğin bir şey var mı? Pişmanlık, söz vermek, bir daha yapmayacağına dair. Ben kendime bir söz veriyorum. Yemin ederim, andım olsun seni mahvedeceğim. Andım olsun seni mahvedeceğim Ekim. Ozan yardım et! Ozan! Yüzümü aç! Yardım etsenize lan! Bittin sen! Tamam. Bittin sen! Açsanız oğlum! Bittin sen! Çözsün onu! Bittin sen! Sen bittin kızım! Sen bittin, duydun mu beni? Bittin sen kızım! Bittin bu sefer sen! Çekmeyin lan! Çekmesenize lan! Çekmesenize! Çekmeyin! Çekmesenize! Çekmesenize! Sen var ya bittin! Sen bittin kızım! Sen bittin kızım! Hala anlatamadım ben sana galiba. Ben sana ne dedim? Ben istesem senin kadar kötü olabilirim. Beni zorlama. Ağlanacak haline hala gülüyorsun ya. Yazık sana. Ama şaşırmamam gerekiyor. Siz başından beri böyleydiniz. Ekim. Benim ne kadar kötü olabileceğimi hayal bile edemezsin. Eğer ediyor olsaydın, bugün burada bu basit numarayı yapıyor olmazdın. Zil çaldı, hala neden buradasınız? Herkes sınıflarına, hadi!
gideceksin buradan. Yavru köpek numarası çok iyiydi. Beni zayıf noktamdan vurdunuz. Yavru köpekler olunca mantığımı kaybediyorum maalesef. Keşke bir elime alıp baksaydım iyi mi diye mi, değil mi? Bakmadın ama. Güzel numaraydı Ayşecik. Aferin. Babaanne tamam, ben zaten okulda rahatça hareket edebiliyorum. Sen git sonra şey yaparız, tamam mı? Emin misin yavrum? İstersen seni sınıfın kapısına kadar götürürüm. Yok babaanne sağ ol, ben bundan sonrasını hallederim. Sen yoruldun zaten. Merhabalar. Merhaba yavrum. Ben Leyla'nın sınıftan arkadaşıyım, Aziz. Aa, memnun oldum yavrum. Ben de memnun oldum. Siz zahmet etmeyin isterseniz, ben Leyla'yı sınıfa götürürüm. Yok evladım, zahmet olur mu? Sana zahmet olacak asıl. Ben kendim giderim, sağ ol. Ne zahmeti canım, olur mu öyle şey? Hatta şöyle yapalım, siz müsait bir yere oturun, ben size bir su alıp geleyim, ne dersiniz? Yok evladım, sağ ol, hiç gereği yok. Yok babaanne, sen git artık, tamam konuşuruz bir sene sonra. Peki, peki. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Teşekkür ederiz. İyi dersler evladım. Sağ ol. Hadi, hadi. Ne istiyorsun? Yardım etmek. Sen bana yardım edeceğine git doktora da bir kendine yardım et. Acınacak haldesin, kafayı yemişsin. Şu kanat senin olsun istemiyor musun? Bırak yardım edeyim sana. Hem biliyorsun, rakibin çok. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Hele senin hiç yok. İyi. Ben teklifimi yaptım. Sen bilirsin. Gerizekalı. Bekle sen. Bekle, seni mahvedeceğim. Bu sefer çok büyük yanlış yaptı. Ona bedenini ödeteceğim. Kimse ama kimsenin sana böyle bir şey yapmasına izin vermem, anladın mı? Sen sakin ol. Yaptığını yanına bırakacağımı sanmıyorsun herhalde. Ne yapacağız? Her düştüğümde bir şekilde ayağa kalktı. Bu sefer kalkamayacak. Paramparça olacak. Düştüğü yerden bana yalvaracak ama ben acımayacağım. Oo Kanat Bey, sonunda okula teşrif edebilmişsiniz. Niye telefonları açmıyorsun oğlum? İşlerim vardı. Bozuk muyuz hala? Yo, niye bozuk olalım? Şu ifade meselesi, kızmıştın yani. Yok kızmadım. Sonuçta herkes kendini kurtarmanın peşinde. Sen, ben yok, biz varız. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız, değil mi Kanat? O günler geçti Ozan. Ben artık tek başımayım. Kurtarmam gereken bir hayatım, kardeşim var. Kanat, özür diledim ya, bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Siz niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Bu olayın şüphelisi benim.
Keyfinize bakın. Size de eğlence çıktı değil mi? Bana bak, seni son kez uyarıyorum. Eğer bu meseleyi kapatmazsan ben senin ağzını öyle bir kapatırım ki bir daha açamazsın. Ne oluyor ya? Vikim. Melisa'yı sandalyeye bağlayıp kafede. Ozan yeter, sus. Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Ne oldu ya şimdi? Şaka yapıyorum.